Sezen Aksu'nun bir şarkısı Aa, ve evet, evet. bu şarkıda yer alan sözleri nedeniyle Sezen Aksu'ya karşı bir linç başlatıldı. Ben Sezen Aksu'yla mahkemelik olduğumu dün söylemiştim. Bunun hiçbir önemi yok. Bizim Sezen Aksu'ya yönelik eleştirimizin temel nedeni bugünkü cehennemin yolunu döşeyenlerden biri olmasıdır. O cehennemin ateşi şimdi onları da yakıyor. Bunu anlatmaya çalıştık. Bütün yetmez ama evetçiler gibi, bütün liberaller gibi AKP iktidarına karşı çözüm sürecinden itibaren, ki o çözüm sürecinin sahte ve ihanetle so sonuçlanacağını söyleyerek biz itiraz ettik Doğru. ve eleştirdik. Doğru. Doğru. Ee, ve 12 Eylül 2010 referandumuna kadar giden süreçte bizleri, bütün muhalefeti, bütün cumhuriyetçi ve e, sol muhalefeti, demokratik muhalefeti, iki cihanda birden e, lekeliler diye e, suçlamış ve bu nedenle de Recep Tayyip Erdoğan'ın telefon açarak kendisine teşekkür ettiği, iktidara yakın çevrelerde tutunduğu herkes tarafından öğrenilmiş ve bilinmişti. Bunu hatırlattık sadece ama bu durum Sezen Aksu'ya karşı bir şarkı sözlerinden dolayı, bir şarkının sözlerinden dolayı bir linç kampanyası başlatılmasına izin vereceğimiz anlamına gelmez. Bu son derece yanlış, faşizan ve saldırgan bir baskıdır. Bir sanatçıya bir bestesinin e, güftesi nedeniyle, bir şaire şiiri nedeniyle, bir yazara e, kitabı, romanı veya bir makalesi nedeniyle böyle bir linç girişinin başlatılmasına biz, ben kişisel olarak hocam sizin de öyle olduğunu biliyoruz, e, telebir ve e, bu ülkenin bütün ilericileri ve demokratları karşı koyacaktır. Bu e, bize karşı o hoyrat e, saldırganlığına rağmen bazı isimlerin... Biz burada hep bu tavrı sergiledik. O bakımdan seyircilerimizin e, tamamı bizi anlıyor, anlıyor ve biliyor. Biz ne Ahmet Altan'ın ne e, Osman Kavala'nın ne diğerlerinin ne Mehmet Altan'ın tutuklanmalarına da e, itiraz ettik. Onlar işte geçmişte bize karşı yıkıcı ve Fethullahçı çetenin bir e, operasyon aygıtı olarak bize karşı harekete geçmiş olmalarının... E, Aklımızda tuttuk, bunun bir önemi olmadığını hiçbir zaman söylemedik ve fakat bugünkü iktidar tarafından vahşi bir saldırıya maruz kaldıkları zamanda her zaman onun karşısında olduk. Ee, Osman Kavala'nın yanında sergilediğimiz tavır bunun en açık kanıtıdır. Osman Kavala da bu çevrelere mensupta ama Osman Kavala'nın çok daha tutarlı olduğunu, e, referandumda hayır dediğini hepimiz biliyoruz. E, bu bakımdan Sezen Aksu'nun bir dönem iktidarla yan yana olması sadece şunu gösterir, bakın destek verdiğiniz... E, bugünkü rejimin geldiği yer bir takım gerici faşizan güçlerin kapınıza dayanmasıdır. İşin buraya kadar geldiğini anlatmaktır. Başka bir sebep yok. Onun ötesinde, e, milli beka denilen ve bir sokak milisi örgütlenmesi olduğu ileri sürülen bir yapılanmanın, bir ucuyla bir bakana bağlı olduğu iddia edilen bir yapılanmanın, Evine kadar giderek evinin önünde tehdit etmesi, biz buraya kimseyi tehdit etmek için gelmedik diye de sözüm ona bir açıklama yaparak bunu yapması, ümmet ve millet burada ayağa kalkacaktır. Ümmet ve millet sahipsiz değildir gibi ümmetçi bir anlayışla ümmetle millet yan yana olmaz bir kere. Yani e, süzme bir cehalet var ortada. Bu ayrı bir şey. E, buradan bir milliyetçi faşizan bir dille bir sanatçının tehdit edilmesi hiçbir zaman hiçbir zaman. Ee, bu ülkede geçit verilecek bir davranış değildir. Buna karşı sonuna kadar mücadele edilmelidir. O bakımdan bir kez daha belirtelim. Ee, geçmişteki kusurları bize karşı işlediği suç, bize karşı işlediği e, iktidarla birlikte e, saldırgan tutumun yaptığı saldırgan tutumun e, unutulacağı yok. Onu unutmayacağız, onu bir tarafa koyduk, onu hatırlayacağız her zaman, onu her yerde tartışacağız. Dediğim gibi ben kendisiyle zaten bu nedenle mahkemeliyim. Ama bu saldırıya da biz hayır diyeceğiz. Bu saldırıya karşı ve bu saldırganlara karşı bu tecrit girişimine karşı açıkça mücadele edeceğiz. Bugün Devlet Bahçeli grup toplantısında Sezen Aksu'ya serçeysen serçeliğini bil gibi son derece yakışıksız bir biçimdeki minik serçe diye bilinir Sezen Aksu. Bir şarkısından dolayı e, minyon tiplidir o dönemde genç bir sanatçıdır şarkısından dolayı minik serçe denmiş ve öyle kalmıştır. Ee, tıpkı şey bir Fransız şarkıcısı gibi adını şimdi söyleyeceğim ünlü bir Fransız şarkıcısı gibi kendisine bir Serçe ismi takılmıştır. Onu hatırlatarak yani Serçeysen Serçeliğini bil yoksa biz sizi ezeriz mi biz seni ezeriz mi demek istedi yoksa avlarız mı demek istedi yoksa haddini bil mi demek istedi bilemiyorum ama. Türkiye kendi sanatçılarını koruyacaktır. Bu bakımdan e, Sezen Aksu müsterih olabilir. Biz de onun yanındayız. Bu saldırının karşısındayız. Bunu özellikle belirtmek istedim hocam. Buyurun. Evet. Şimdi tabi size yakışan şey bu. E, tavır bu. E, kutluyorum. E, doğru tavırdır. E, dolayısıyla herhangi bir linç bir sanatçıya yapılan linçe hele hele bu sanatçı bir kadın olursa daha doğrusu herhangi bir insana erkek hiç fark etmez linç, hocam tabi herhangi hiç bir etmez. herhangi bir insana yapılan linç bu insan hele hele bir sanatçıysa hele hele bir kadınsa bence fark ediyor çünkü kadına karşı cinsiyetçi küfürlerle e, bu olayda o henüz da var, evet. daha oraya gelmedik ama çok daha önemlidir. Kim şarkı burada, sözlerinde de hakaret filan yok yani işte, şarkı şimdi hayır. ve sanat şimdi, özgür olmak durumunda. Şimdi bu bu siz cahiller dediniz millet benim. Hocam millet motorine bir zam daha gelmiş son dakika onu hemen verelim e, litresi 50 kuruş 52 kuruş zamla birlikte 14 lira 30 kuruş oldu benzini geçti hocam motorin. Buyurun. Evet, e, ben yani e, haber haberler yorumların önünden gidiyor. Evet. Ben şimdi e, tekrar ekonomiye dönüp motorine zam bekleniyor diyecektim ki diğerden Gel zam gelmiyor. <laughs> dün söylediniz ee, hocam, bana, benzer bir şey söylediniz mi? Evet dün söyledim de bu iktidar yani bize konuşma fırsatı, yorum yapma fırsatı bile e, bırakmadan baygur evet. Evet. <laughs> evet, müthiş bir şey. Biz zaten burada ne dediysek yani kimse kusura bakmasın bu maalesef böyle bir şey. Telebirin yorumcularını, habercilerini, sevgili Evren Öze Alkuşu ki çok iyi yorumlayarak haber veriyor. Begüm Hanı, tabii ki Zeyneli, sabahları Murat'ı, e, Alevi yani bütün o yorumcu ve haberci çünkü artık e, Bizim ekranda, tele ekranında ben sabahtan akşama kadar izlediğim için tek tek isimlerini sayıyorum. Tabii ki Fatih'i ondan sonra. Bunların hepsi konuk alan, yorumlar yapan haberleri e, önce objektif olarak sunup ondan sonra ya o konudaki uzmanları davet ederek yorumlarını alan ya da kendileri tepkilerini veya yorumlarını dile getiren ama yorumlarla haberleri birbirine karıştırmayan çok değerli arkadaşlar. E, Tele1'de bunlar hep olmadan önce haber veriliyor. Hele hele bizim en son 18 dakikadaki programda Nelerin olacağını, nelerin hatta olmaması gerektiğini belirterek e, olasılıklar üzerinde uzun uzun duruyoruz. Yani sokağa çıkmak dahil, işte tek kişi yönetiminin gittikçe otoriterliğe kayması, seçimlerin yapılıp yapılmaması, kimin aday olacağı konuları gibi hem de sıcak konularda kimse lafını esirgemiyor, ne yanar da esirgiyor, ne de ben.